Şimdi biz hazırlığa gidip dururuz. Her şey hazır olunca da seni alacağız. Piknikte de herkesin önünde seni Ferit'in karşısına katıveracağız. Tabii. Sen de orada adama ne yapacaksan yapacaksın. Tamam mı Engüsü? Çok fena şeyler yapacağım ona herkesin önünde. Öyle bir şekil yapacağım ki şekilden şekile girecek. İyi, süper, harika. Yap, yap tabii, yapmadın kabahat. Fakat o vakıda kadar seni kimsenin görmemesi lazım. Özellikle de Ferit. Tamam, siz merak etmeyin. Anladım ben. Bölmeyin la şey edin. Devam edin, konuşma. Oğlum, geç kalacağız da. Hadi, hadi, hadi. Ben ne yapsam acaba buna ya? Dur, önce bir Ferit'i arayayım, biraz dalga geçeyim. Olayın keyfini çıkarayım. Hah, bir sen eksiktin. Efendim? Ne haber Ferit? Hiç, bildiğin gibi. Hayırdır, niye beni aradın? Ha, ne yani? Ayrıldık diye arayamaz mıyım? Hem belki zorlanıyorum, unutamıyorum. Ne yapayım? Ya bak şöyle düşün, tamam mı? Ben yurt dışına gittim ve uzun bir süre dönmeyeceğim. Ya hiç de öyle değil. Senin o köylü güzelinin kapsam alanında olduğunu biliyorum. Yalan mı? Köyde piknikler falan. Hem kesin şimdi de onun peşindesindir. Bir dakika, bir dakika ya. Sen nereden biliyorsun köyde piknik olduğunu? Ya şey... Ya şeyden işte. Ya öğrendim işte. Kimden öğrendin? Ya şeyden... 3+1 İsmail'den. 3+1 İsmail'ler ne ya? Kiralık daire ilanı gibi. Ya şimdi bu 3 İsmail meydana yakın evde oturuyor. Buralı İsmail de kendi evinde oturuyor ya. Ondan öyle dedim. Sen nereden biliyorsun İsmail'lerin nasıl, nerede ve ne şekilde yaşadıklarını? Ay sen de sıkıştırdıkça sıkıştırdın ama. Özledik dedik, bir hal hatır soralım dedik. Hem o köylü kızını bana tercih ettin. Ama o köylü güzeli seni mutlu edemeyecek. Nereden biliyorsun dedim. Ay, hep soru, hep soru. Biliyorum işte. Sen de yakında öğreneceksin. O zaman yüzündeki ifadeyi merak ediyorum. Kapadı ya. Ne demek istedi ki bu şimdi? Ferit, hazır mı oğlum? İyi. Hadi gidelim oğlum. Bu masalar falan kalsın, toplamaya gerek yok. Hiçbir şeycikle olmaz. Gel bakalım hadi. Gel. Nereye koydun? Onun yanına koyacağız. Evet, tamam. Bunu... Ben geçeyim. Koy abi ya. Ya bakayım. Koy bakayım. Yapıştır onu da bana. Koy bakayım. Koy. 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 Onun orada kalması lazım he. Tamam. Koş, 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 koş. Hadi. Al onu. Ah, çekti bak benim. Siyatık geldi. Al sana. Bende de fıtık var. Al onu oraya. Gel, gel. Oyan, oyan. Gel. Kenara. Hadi oğlum konuşma ya. Benim bir sürü işim var. Sizle uğraşacağım. Hadi hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Yardıma ihtiyaç var mı? Tabii ki yok. Bir dakika güzel kardeşim. Bir dakika. Nazgün, az biraz konuşabilir miyiz? Konuşamayız İsmail. Ya Nazgün niye böyle yapıyorsun? Ya beni bir dinle, ne olacak? Ya git. Şimdi babam görecek, kızacak sonra. 59-60. Arkadaş sen ne laf anlamaz adamsın ya. Git diyor kız. Sana soran oldu mu oğlum? Belirsiz. Sen kime belirsiz deyip durun? Sana. Nasıl diyorsun ya Aziz İsmail? Sus. Ya üf. Erol sakin ol. Sen bakma ona. Ya sen de gitsene artık. Ya İsmail abi babam görecek şimdi. Ya sen başımızı belaya mı sokacaksın? Hadi gidiver. Tamam tamam. Şimdi gidiyorum ama bir daha geleceğim. Bak hala ne deyip duruyor ya. Konuşma oğlum, sus ya. Allah Allah. Tamam Erol sus. Gidiyor işte adam. Ne edeyim, gücük emme, mide bulandırıyorum. Gülgün ne bu ya, gizemli hareketler, ne oluyor? Ya
burada fırın bulamayız diye gece tatlıyı gizlice evde yapıverdim ben. Buraya sakladım. Bir tepsi yeter değil mi? Yeter be ya, çok bilerim. Aferin kız sana. Bak. Koca karı gıdısı bu mu oluyor acaba? He, bu oluyor. Ya millet yıllardır yemiyor. Ben çok ufaktım en son yapıldığında. Rahmetli annemin tarif defteri vardı da oradan bakıp yapıverdim. Ha. Gülgül. O değil de gerçekten koca karının gıdısına benziyor ya. Bu ne be? Vallahi benziyor. Terazisinde olmuş. Güzel. Akdeş. Sen kızın yanında ne artistlik yaptın? Bak benim güzel kardeşim. Benim zaten psikolojim bozuk. Sen bir de gelmişsin buraya. Yok niye öyle yapıyorsun? Yok niye böyle yapıyorsun? Bugün ne? Arife. Arife günü ne yapılmaz Erolcu? İnsanlar günaha sokulmaz. O yüzden sen de beni günaha sokma. Bunlar niye kavga ediyor? He, İsmail'le eve bayan Akide şatı vermişler de. Hadi canım. He, gerçi temizlikçi çağırıverdik de yola, değil mi? Gülgün abam kızın temizlikçiyle pek alakası yoktu deyince, Nazgün abam da kızın temizlikçi olduğuna inanmıyorum. Allah Allah, nereden buldular ki acaba manken gibi kızı? Sen ne edeceksin? Neye ilgilendin bu konuyla bu kadar? Ya sen arıza mısın? He, yok ondan değil de merak ediverdim. Kendine de mi bulacaksın? Çok iyisin ya. Aklına neler geliyor? Burada dur, tamam mı? Tamam. Aferin, aferin benim güzel kardeşim. Yalnız burada bekle, tamam mı? Ben geleceğim, söz veriyorum. Gel bana doğru, gel 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 gel. Aferin, aferin, aferin canım benim. Heh, aferin. Kısa. Ya hadi şu işleri halledin ya. Millet seni bekliyor, ortalık kalabalıklaştı. He, biraz acele et bakayım. Millet su bekleyip duruyor. Yahu tamam. Halledeceğim. Az kaldı ya. Az, vallahi az kaldı ya. Erol bak görüyorsun. İnsanlar bağırıyor. Niye? Çünkü ondan. Hadi bekle geliyorum tamam. Ama bak ya bekle diyorsun. Niye bekleyeceğim diye sormuyor. Niye? Çünkü belirsiz. Bilmiyorum diyor. Seni belirsiz seni. Bana bak. La Erol, ne bekleyip duruyorsun orada? Bilmem. Al da bil. Allah! Çivin yağları erdi. Oh! Ne oluyor bu Erol? Kısır, kapat, kapat! Erol, dur! Erol! 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 Bırak lan! Neyim? Merhaba. Pizzaları nereye bırakalım acaba? Arabanın arkasına, kasasına bırakıverin. Size zahmet. Alo. Alo. Yaprak ne yapıyorsun sen? Neredesin? Marmaris'teyim. Ne yapıyorsun orada? Abim altın alıyorum. Ben de onunla geliverdim. Ey Allah'ım. Biz yemek yapmayacaktım. Döner burada sen niye yoksun? Sen onu hiç merak etme. Ben yemek işini çözdüm, öyle geleyim. Nasıl? Sürpriz yapıverdim. Yaprak, sen sürpriz falan etme baba. Sen sürpriz falan etme. İstemiyorum senden gelen sürprizi. Çabuk buraya gel. Ama yapıverdim artık, ne yapayım? Kapat telefonu, çabuk buraya gel. Bak delirtme beni ha. Ya abimi bırakıp nasıl gelem?
La hevla ya, la hevla ya. Kapa telefonu, delirttin iyice beni ha. Kapa ya. Lan, çömleğe kır mı yemişsin? Vallahi gazaylı oldun Haydi teyze, Nidem. Ben sana verirken ne dedim? Dikkatli kullan, anamdan kalma dedim. Dedin. Ne yapacaksın edeceksin? Aynısından bulup beni ettirverip getireceksin. Vallahi hiç anlamam. Tamam, ben sana yaptırıvereceksin aynısından. Hindi nasıl yapıvereceğiz yemeği, ben onu düşünüp durun. Ne yapacağız? Aç mı kalacağız? Tamam tamam. Ben çok güzel bir şey buluverdim. Buralı İsmail'e bir ceza verivereceğiz. Aynı çömlekten buluverecek. İçine de böyle güveç yapıverecek. Bütün ahaliye de iftar ediverecek. Olur mu? Olur. Tamam. İlk gün ne yapıp dururuz o vakit. Hah, iyi o zaman. Senin de cezan bu oluverir artık. O zaman kabul mü? Tamam. Hadi o zaman. Hadi. Hadi çözüldü, geç abi. Yine ceza. Baba, abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldin Bay Fikri. Hoş bulduk. Deli Hanım'a hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun sizi soframıza alalım. Buyurun, buyurun. Buyurun. Arabam. Buyurun. Geç öyle. Otur bak. Hmm. Hoş geldin. Hoş geldin teyzeciğim. Ben derim ki Hindi, mübarek Ramazan ayında dargınlıklara, küskünlüklere bir son verilir. Ramazan ayının hürmetine aranızda bir kırgınlık, küskünlük varsa buna bir son verir misiniz? Veririz gari. Abi zaten İmam Efendi, biliyorsun benim küskünlüğüm, bir kırgınlığım yok. O zaman Allah'ın izniyle bu arife yemeğiyle bu duruma daha bir resmiyet kazandırıverin. Tamam. Abi, gelsene bir şey söyleyeceğim. Abicim sana bomba haberlerim var. Bu İsmail'ler var ya, eve bayan arkadaş yapmışlar. O yüzden de kızlarla İsmail'lerin arası bozulmuş. Ne yapayım yani? Ya abicim, hani İsmail'ler kız için temizlikçi falan demişler de bizim kızlar inanmamış tabii. Öyle manken gibi sosyetik bir kız falan diyorlar. Hadi ya. Allah Allah. Bengüsü olmasın lan bu. Vallahi abicim ne yalan söyleyeyim, ben de ondan şüphelendim ama işte o yüzden sana bir söyleyeyim dedim, hani benden çıksın. Dur, şimdi anlarız. Aa. Alo. Ferit. Sen beni arar mıydın? Ya bir şey soracağım sana. Sen şimdi neredesin? İstanbul'dayım. Nerede olacağım ki? Hayır, tamam. Tamam da tam olarak neredesin? Levent'teyim. Nişantaşı'nda pilatese gidiyorum metroyla. Hem telefonum her an kapanabilir. Emin misin sen? Ya eminim herhalde. İstersen selfie göndereyim. Yok, ondan değil. Yani sen pek toplu taşıma aracı kullanmazsın ya. O yüzden söyledim. Ya Allah aşkına, trafiğin durumunu bilmiyor musun? 5 dakikalık yere 1,5 saatte gidemem şimdi. Geç kaldım. Hem şimdi metroya biniyorum, kesilecek. Ben seni ince ararım. Hadi, hadi bay. Ne diyor abi? Ya aslında inandırıcı konuştu ama benim kafamda bir soru işareti kaldı. E ne yapacağız şimdi? Bu İsmail'lerden gözümüzü ayırmayacağız. Onlar bu piknik alanından ayrılırlarsa bana haber ver, tamam mı? Tamam abi. Ulan sen de acık zeka olsa geri zeka diyeceğim ama yok işte. Bütün millete sen ne yemek alıp durun be? Ben zaten altın işinden dünyanın zararını ettim. Neymiş? Taz İsmail'in yapacağı yemeğin parasını biz ödeyeceğiz. Öyle mi? Kime çektin acaba sen? Bilmiyorum ki. Ama sen orasını hiç merak etme. Ben onların parasını Taz İsmail'den alıvereceğim. Ben de. Ne zaman? Nasıl alacaksın? Ulan piknik biter bitmez her şeyi unutacağım. Bilmiyorum o. E abi, o kadarını da sen hatırlatıver beni unutulsan. Ah be kocaman, ah be kocaman. Bunları niye böyle yarattın?
Tabii zekanın hepsini bana verince size bir şey kalmadı. Bakma öyle alakalık, bakma öyle alakalık yukarıda. Bin şu arabaya, bin. Nar, nar, vallahi nar oldu bunlar ya. Nasıl güzel pıştılar ha. Ama siz nasıl kendini bıraktın? Nar oldu, nar, nar ya. Maşallah. Macir! Çevir lo, çevir, çevir! Haydi hayırlı olsun. Allah Allah! Bişti de bişti maşallah. Geldi geldi kebaplar, nar gibi kebaplar. Maşallah bakalım baş. Lan kopta gel oğlum da olmasa aç kalacağız vallahi. Buna bak İsmail'le hiçbir şey yaptığı yok. Ne yaptıkları yok lan? Artık onlar da bu köyün delikanlıları sayılır. Hadi bakalım. Elmas teyze. Lan İsmail'le gel bakalım buraya. Buyur bey baba. Gelin otur bakalım. Niye buraya oturuyorlar canım? İşte orada yanında oturup dururlar. He. Hem yemek yapmadılar hem de soframıza oturacaklar. Cezalı onlar. Hiç. Nene ben yaptım mı? Hani ne dedin? Ya tatlı yaptım ben. Hani dedim önce bir yemeğimizi yiyelim. Daha sonra tatlıyla devam ederiz diye düşündüm. Ben de hallettim yemek işini ya. Ele kulandadır ha şimdi gelir. E ben zaten kurada yoktum. Ben bu lezzete bilip dururuz. Ne olmuş yani ya? Acık sıkışırız. Hadi İsmail'ler. Otur bakalım. İsmail'le. Kaptı gel. İsmail'lere durum çek bakalım. Hadi. Ya dünya kadar kebap yaptım. Gittiler onlara gitsin de bitsin getireceğim zaten daha. Tamam tamam. Hadi bakalım. Yiyelim. Hadi. Kebap çek kebap. Hadi getirin. Hadi abi. Hoca be bir şey de versin. Al. Koparım. Sağ ol lan. Onu ona ver ben de olayım. Al. Al. Lan İsmail'le, arabanın kasasında ördekler var. Getir ver onları. Ha? Ördekler var, ördekler. Allah Allah. Reşat, nerede kaldın lan? Ya Marmaris ini verdim altın al cendiye. Altın son 3 senenin zirvesini yapıp duruyor avradın. Neyse, bende para çok da altında kalmıyor hadi. İyi o zaman altınları dağıtıverem. Fazıl, gel bakayım. Sen şöyle gür sesinle bir... İlan ediver de kızlar toplansın Reşat altınları da atı verecek. Ediver abi abla. Ses deneme. Reşat, Reşat bir iki. Duyuru. Reşat ağadan altın alıverecekler. Buraya toplanıversinler. Gelin gelin. Gel öyle toplanıversin. Buraya bak, buraya böyle dikleri. Getir şöyle, buraya koy. Buraya koy. Heh. Buraya bak. Bek. Hindi. Önce kız kardeşlerimden başlayıveren. Ha bakayım. Ben şuna bakayım. Ha bakayım. Şöyle. Ha bakayım.
Ne bakayım sana da. Senil. Bu da seni. Al bakayım. Hadi, burada, burada. Sen de. Ana bakayım. Lan! Lan! Ne oluyor orada? Ördek mi ördek? Elmasının portakallı ördek yapacağım deyip duruyordu. Ben de kendi ellerimle toplayıverdim. Ama siz tutmadınız, tutturdunuz Reşat Bey. Ne fark eder canım? Laz İsmail tutuverdi. Elmasının vazgeçince de ördekler elimde batlamasın diye millete dağıtıverem dedim. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Reşat Bey ördekleri kendi tutmadığı için ben de vazgeçtim. Aman ne yedivermişsiniz elmasını? Zaten neymiş öyle o portakallı ördek? Portakal olsa olsa kerevize konur değil mi? tabi siz görmediğiniz için bilemezsiniz. Ama ben görmedim ha. Sen çok mu iyi görüverdin? Ben çok iyi görmesem sizden çok gördüğüm kesin. Aman! Kokmayı be! Daha tutuşur mu lan böyle bir günde? Ayıp be! Hakikaten ya. Bay Fikri doğru söylüyorum. Tabii tabii. Zaten benim seremoni de bitmedi. Muhtar Hanım. Bunu da sana verdim. Bu niye ki lan? Sen de neticede kız oğlan bir kızsın yani. Belki kısmetin çıkar ne bileyim değil mi yani? Ay eksik olma. Çok iyi düşünüvermişsin. Ne demek ne eksik olmasa zahmet ne olacak? Ne olacak yani köy beni altında mı korkutacak? bu da Elmas Hanım'ın. Ay çok şaşırdım Reşat Bey. Elmas Hanım şaşırmayın. Altına dikkat ederseniz Reşat. Reşat, 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 Reşat. Yürü. Arkadaşım şimdi ne anlamadım 12 neden Reşat? Herhalde canım azıcık bir şey alacak değiliz yani ya. Şimdi ben Muhtar Hanım'a da aslında Reşat verecektim ama siyasetle uğraştığı için yani rüşvete girer diye onu vermedim. O ne lan? Kaynanam olsa sevecek demek ki. Koptu gel ne yaptırın kebap mı yaptırın? Sağ da şimdi lavaşa böyle bir özel bir kebap yapayım da afiyetle bir ye bakalım. Bak teyzesine Reşat aldım diye nasıl sevinverdi. Ye. Sofralar kurulmuş. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakayım. Bu nerede bizim yemekler? Burada. Burada nerede? Arabanın arkasında. Ne aldın? Pizza. Ey Allah'ım ya Rabbim. La hevla ya. Karadeniz uşağına pizza mı alın? Bari kavurmalı kaşarlı pide alaydın ya. Namussuz nasıl pişti ya nar gibi valla. Yavrum evladım ver bakalım oradan bir lavaş ver. Yavaş yavaş bir lavaş ver bakalım. Çift lavaş ver, çift lavaş ver. Ver bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şık. Zaten nasıl güzel ya. Yavrum evladım dök bağırım acıyı. Ne yapıyorsun ya? Dök. Allah Allah ya. Öyle dökülür mü acıyı? Acılı yenir bu. Acısız bu kadar şey olur mu ya? Allah Allah. Biraz serpiştireceksin. Bunun tadı çıkmaz başka türlü. Yesin. Abin senin dayanıklı adam. Yer. Afa kısmından vurduralım da şöyle rahat rahat yesin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Tamam, boş ver hadi bakalım. Pizza. Yok. Ay yok ben almayayım. Hadi götür bizim köyde yenmez öyle şeyler. Evet. Çöre çocuğa dağıt hadi. Olsun canını seker dursun abone ya. Aşağı koy kızım. Şaşırdın mı? Yok. Ellerimle hazırladım özel dürüm. Yih Reşat. Kâbın kralı. Şahane hadi. Yapmış koptu gel yih. Ben çok güzel görünüyorum ben. Bir kuplacı koydum. Ben pizza yiyeyim lan. Dumatsız, dumatsız, dumatsız vur, dumatsız. Alın, alın. Bir kuple koydum ya bacı, dohanıyor demek ki. Ben ne yapayım ya? Ne koymuşum be? Dumatsız vur, yoğurt vur, bir şey vur yani. Ulan bir kuplacı ne hale getirdi koskoca şu dışarı ya.
Oku oku boşluğumu oku, acısını alın. He, ne var? Neredesiniz siz? Çok sıkıldım ben. Tamam lan. Birazdan hava kararı verecek. Hava kararınca çıkıp gelivereceksin. Sen merakta kalma, iyicik sabredivere ya. İyi, tamam. Kızlar! Bu kadar yemek yeter. Meydan, kendine güvenenler olsun. Davul zurna çalıversinler. Ya ne oldu ya? Tansel Türk gibi bale hareketleri yapıyorsun. Şu haline bak, şu patat dağıtsaydım tam olacaktı. Şapyuhut nedir ya? Hadi gel teyzeciğim, sen gel. Elmas, ıslanma. Bu kadar insanın başarısı ıslanmaz ki ya. Allah Allah ya, çocuk gibi. Ne o ya? Böyle tespih. Ya neye oturttun? Ne güzel güldürüp durdu bizi oğlan. Oğlan? Delikanlı manasında yani. Benim kadar olmasa da sen de bir delikanlısın değil mi? Ekgün! Ekgün! Hadi kalk, biz eşleştik ya, oynayalım da. Meydan Efe görüversin gari. Len yemek yapmadık ki. Eşlik bozuluverdi. Heh! Ekgün doğru söylüyorum. Eşlik bozuldu. Yemek yapıverseydiniz olurdu emme. Çömleği çatlatıverdiniz. Ah be ninem, yemek de yemek ya. Tamam, yapıvereceğiz dedik ya. Ekgün, hadi kalk oynayalım. Gel anne, duyuyor musun beni? Nuriye'nine doğru söylüyorum. Ben babası olarak bile kadından kararına ses çıkarmıyorken sana ne oluyor? Emme düzgün abi, bizde adet böyle de hediyeverdim. İnni başka çin adetin, hadi işine bak. Buralı. Gel ben sana eş olayım da karşılıklı oynayalım bakalım. Kim daha güzel oynayacak, herkes karar versin. Herkes görsün bakayım kim Efe. Bravo Ferdo. Yürü Ferdo. Gömün, rünge gömün, rünge gömün. Hadi Ferdo.
Hindi, kimin daha güzel oynayıverdiğine karar vereceğiz. Bizim geleneklerimize göre de buna bizim köyün kızları karar verecek. Kızlar, gelin bakalım böyle ortaya. Dizilin bakalım, hadi. Oluverdi. Hindi. Buralı İsmail güzel oynadı diyenler el kaldırıversin. Ferit çok güzel oynayıverdi diyenler el kaldırsınlar. O zaman... Ferit kazanıverdi. Hadi bakalım. Buyur. Bu da senin hediyen. Bu ne? Bu bizim kadından el emeği, göz nuru, çaydanlık atlı. Demek ki Ferit benimle güreşecek. O ne ya? Bu da mı adet? Tabii. Harman dalında birinci olan köyün baş pehlivanıyla yani benimle güreşir. Ya düzgün emmi, Ferit senin sikletinde adamla güreşiveceksen hop da gelle güreşi be. Lala hayal, onlar güreşsinler yani, hayır. Niye lan, korku verdin mi yoksa? Ne korkacağım, Allah Allah, onlar güreşsin. Ben seninle güreşeceğim. O nereden çıktı lan? Ne oldu lan, korktun mu? Yok, biz korkmuyoruz tabii. Allah bize korkacak bir yürek vermemiş tabii de. Ne gerek var şimdi, değil mi? Gerek var demek, hadi gel. Gel bakalım, gel. Aslan parçası. Şu deli anlayı bir alkıştan bakalım bir. Maşallah. Aslanım benim. Şimdi kuralları açıklayıyorum. Birileri pes etmeden güreş bitivermez. Tuş olurlarsa güreş biter. Akşam ezanına kadar güreş bitivermezse ezan okununca güreş biter. Beraberlik olur. Haydi bakayım pehlivanlar. Güreş başlayıversin. Hadi bakalım. Pehlivanlar çıktı meydana. Vakit de geldi. Müsabaka sonuçlarını açıklayıveriyorsun. Düzgün Efendi ile Ferid'in müsabaka berabere kaldı. Burada da Optagel ile Reşat Ağa'nın müsabakasını son dakika hamlesiyle Optagel kazandı. Olur mu lan? Hadi vakit. Olur mu lan? Olmaz. Ezil yok bunu. Ya tamam. Eşhedü en la ilahe illallah. Oran, nerede öğrendin lan sen böyle güreşmeyi? Oğulistan'da. Oğulistan'da mı? Oğulistan'da bir tapınakta ders aldım. Yok lan, deme. Şaka şaka. Dalımızda var bizim ya, ata sporumuz. Belli. Belli.
Bari hata sporu yaptıktan sonra şakalığa yapma. Gevşek. Bırak, uyluk kemiklerime gıda kırıldım, mahvettin beni. Hemen durago. Alırım ben senden bu işin rövanşını. Bir tereyağı dopingi yapayım da görürsün sen. Durago. Durago kim ya? Yani dur bir sen bir bekle demek. Ha. Onu da mı bilmiyorum? Mahvettin. Öldüm vallahi. Merhabayın. Benim tatlım unutuldu mu acaba? Yani tam ağzınıza layık, muhabbeti güzelleştirecek. Fevkalade bir tatlıyla karşı karşıyayız. Evet. Dur bakayım. Ha bakalım. Buyur nenem. Açan bakalım. Bu ne lan? Koca karı kızısı. Aa. Lan sen koca karı kızısının yasaklandığını bilmiyor musun? Ne alaka ya? Ya kim yasaklamış nene niye ki? Ne güzel tatlı işte. Lan sen bizim gıdılarımıza bunun gibi buruşuk mu diyorsun? Ya siz de niye gazlıyorsunuz neneyi? Nene böyle bir şey demiyor. Ya sen diyor kendin. Hem tarih yazmış şu tatlıyı, ben koymadım ki adını. Haberim yok. Ben senin suratına bir fikirim ki. Dua et ki Arife gecesi. Ya nene, bu arada sen zaten konuşurken tükürüyorsun suratıma, haberin olsun. Macir İsmail, ben sana bir ceza vereceğim. Kabul ediyorsunuz mu kadınla? Ya niye, ne cezası var? Bize hakaret ettiğin için bu tatlıyı tek başına yiyeceğim. Ben onu tek başıma nasıl yiyeceğim sorabilir miyim acaba? Yiyeceksin. Ver bakalım. Al bak. Kaldırın beni bakalım. Hoppa. Hoppa. Gel bakalım. Otur otur. Nene yiyemem ben onu tek başıma. Otur bakayım. Ne yapıyorsun lan? Yiyir misin? Yemez misin? Bu ne ben? Ne garip adet. Kuzuna. Ne ettin mi karına? Üşüşsün kafasına elini vur. Üşüşsün, üşüşsün. Soksun, soksun. Alın götürün bunun kafayı yıkan hadi. Gel lan Mansur, gel. Gel buraya. Aga bu ne be? Vallahi döneceğim trak ya. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Bu ne be? Gel. Yürü yürü. Al yürü. Lan İsmail, vallahi bilmiyordum. Ya gün gün neyini bilmiyorsun? Zaten ben sana kızmıyorum ki. Ya ben sana inanan kendi aklıma kızıyorum. Tövbe yarabbim. Ulan koca tatlıyı yine kafamdan aşağı boşalttılar ya. Hadi seni boş verdim, o neneye ne oluyor neneye? Ha? Ya ben evde daha ulan koca gün sırtımıza taşıyoruz kadını. Bir de benimle alay geçiyor. Kendi aynaya bakmıyor herhalde. Kurumuş karşıya dönmüş suratı. Bir de benimle dalga geçiyor. Ya sus lan, ses etme. Aranıysın sen daha. Duyacak ha şimdi, verecek kırmızı kartı görecek. La hevla ya. O değil de bu ne lan? Ha seni sattı. Gülgün. Gel bakalım buraya yavrum. Aç bakalım ağzını. Gel gel. Gel. Aç ağzını. Ana ye 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 ye. Hadi hadi bakalım. Hadi. İsmail. Ya İsmail. Temizlikçine götür de yıkayıversin kıyafetlerini. Yatsının da vakti yaklaşıverdi. Malum bu akşam da Allah'ın izniyle teravihi kılıvereceğiz. Yavaş yavaş abdestlerinizi almaya başlayıverin. 4 tane çeşmemiz var. Anca yeti verir. Hadi bakın. Hadi, hadi bakın. İnşallah. İnşallah. Hayırlı olsun. Rehmat Bey, altın.
Allahu Ekber. Yer. Yo, çok değerli arabayla 5 dakika. Ferit bir şeylerden şüphelendi mi? Yo. Beni aradı nasılsın falan diye. Acaba şüphelendi mi dedim. Yok yok, teravisini Eda ediyordur o hindi. Eda kim be? Boş ver, bizim köyden bir teyze. Sen ne yapacağını, ne konuşacağını planlayıverdin mi? Planlamaz mıyım? Saatlerim plan yapmakla geçti. Ferit'e öyle bir şey yapacağım ki o köylü kızı bir daha onun yüzüne bile bakmayacak. Hey hey, çok iyi. Ne arıyorsunuz?